Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Şimdilik sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hocam niye şimdilik golverle yollar ayrılıyor mu? Olur mu öyle şey? Belki de başka sponsorlar gelecektir. Gelmelerini de bekliyoruz. Ay Fenerbahçe. Ne biçim bir davasın sen. Fenerbahçe konuşmadan önce birkaç tane konu dışı olayım var katalik ekiplerinden alırayan Hames Rodriguez'in sözleşmesini feshetti. Olympiakos'ta aldık diye açıkladı. Hala hiçbir Galatasaray taraftar sayfası çıkıp da yönetim istifa bir transferi bile beceremediniz. Komisyoncular şu bu demiyor. Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson'un <laughs> ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör olmuş. Ferguson 102 galibiyeti varmış sanırım. 3 maç sonra muhtemelen Ancelotti rekor eline alır. Vitor Pereira'nın takımı kazandırmak istediği ancak başarılı olamadığı Hidemaşa Morita Portekiz Ligi'nin en değerli oyuncusu konumuna gelmiş. Lisbon Morita için 65 milyon euro istiyormuş. Puali.com'un haberi. Ben şunu söyleyeyim mi? Bu adamın uçakta koltuğunu bile ayırtmıştık. Ee, başkanları değişti ve son anda vazgeçti. Yoksa şu anda bizim oyuncumuzdu. Onu da söyleyeyim. Hala Al Sarjah Lemos Fenerbahçe açıklamasının yapılmamasına hayretler içerisinde bakıyorum. Sebebini sordum arkadaşlar. Lemos Yunanistan'da bir takımla görüşüyormuş. Ee, ve o takımla anlaşamazsa Al Sarcah için tamam demiş. Yoksa Fenerbahçe Al Sarcah'la her konuda anlaşmış. Size de böyle bir güzel duyum vereyim. Fenerbahçe Beko 22. Cevat Soydaş turnuvasında Gaziantep Basketbolu 88-86 mağlup edip finale yükseldim Ve finaldeki rakibi Ka e, Tofaş Galatasaray Nef maçının galibiyle bugün saat 19.30'da karşılaşacak. Belki de şey belli olmuştur. Ben gecenin bir yarısında bunu çekiyorum. E, haberiniz olsun arkadaşlar. İrfan Can Kahveci çok iyi takım demiş. İrfan Can Kahveci 3-2 e, şey, berabere kaldığımız Ren maçının ardından açıklamalarda bulunmuş. Ve skoru 3-2'ye getirmek için bir açıklama yapmış. Demiş ki bugün yenebilirdik de 2-0 geriye düşsek de inancımızı yitirmedik. Takıma çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olduk. İsimler değişiyor ama bir şey fark etmiyor. Mutluyuz demiş. Boşluk bulunca denemeye çalışıyorum diyor. Kazanmak isterdik. İnşallah diğer maçları kazanıp lider olarak çıkarız diyor. kırmızı kart pozisyonu için koşarken rakibim itti. Ardından ben ittim. Sonra dirsek attı bana biliyordum kırmızı kart olduğunu o yüzden itiraz ettim diyerek açıklamalarda bulunmuş. Yani bir gol bir kırmızı kart yedirmeyle oynadı. Mert Hakan Yandaş gruptan çıkmak için iddialıyız diyor. Bu arada Mert Hakan Yandaş ve İrfancan Can Kahveci e, röportaj verirken arka fondan tezahürat yükseliyor. Onu yayınlamak isterdim ama küfürlü. Mert Hakan Yandaş'ın da açıklamaları var. Diyor ki inanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yabancılık çekmiyoruz. Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Yaşadıkları zorlukları da biliyoruz demiş. İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Ama buradan puan ya da puanlar alabileceğimizi biliyorduk. Bize yakışmayan golleri yedik. Onların üstüne çalışacağız. Gruptan çıkmak istiyoruz. İddialıyız demiş. Önemli maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Evet sihirli cümlemiz buydu gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Zor süreç ama kadromuz geniş. Hocamız en iyi şekilde değerlendiriyor demiş. Peki hocamız ne dedi? Cesus, çılgın cesus. 5 dakika daha olsa kazanırdık diyor. Kısa, öz, net. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Ren maçının ardından birçok açıklamada bulundu aslında. Ben sadece işlerinden bir tane açıklamayı ele alıyorum. 2-0'dan geriye geldik iyi bir sonuç olacak. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişikliklerde skoru almamızda yardımcı oldun. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın. Seviyemizi gösteriyoruz. Tebessin zumu yok demiş. Tebiyesi kısmını bekledim. Bu iki takımı e, yani Ren ve Dinamo Kiev soruyor. Yani siz bu iki takım için favori demiştiniz diye sözlerini hatırlatıyorlar. O da diyor ki bak bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum bak. Yanlış anlamayın. Harbi harbi söylüyorum. Şu cümleler teknik direktör cümlesi. Diyor ki bu iki takıma karşı iki iyi sonuç aldık. Ama fikrim devam ediyor. Ren tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım normalde. Dolayısıyla fikrim devam ediyor. Yani bu iki takımın favori olduğuna dair fikri devam ediyormuş. Diyor ki tribünden bir tarafta Fenerbahçe Yedek Kulübesi'ne bir şey söylemesi normal değil ama bunlar olabiliyor demiş. Gelsem oraya sen sana İskender Büyü'nün kim olduğunu gösterdim. tebessüm adam demiş maçın içinde. Bu arada Harbi abi ne dediğini ben biliyorum arkadaşlar. Gerçekten biliyorum. Gerçekten biliyorum. Dur bir yere not ettiydim. Boğaz kesme işareti yapmış. Kendini tehdit etmiş bir taraftar. Ee, demiş ki eğer erkeksen çıkışta karşıma geç o gösterdiğin hareketi tekrar yap demiş. Portekiz Jogo TV dudak okuma uzmanı Carlos bunu söylüyor. Ya yani eğer erkeksen demiş Jesus. Adamsan demiş. Demek kim oldum biliyor musun? demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Maçta puanlama yapacağım ama sahada hangi oyuncu var? Kim oynuyor? Kim oynamıyor? Benim umurumda değil. Artık sizin de umurunuzda olmasın. Yok Arda Güler'e yazık oluyormuş. Crespo Zeiss harcanıyormuş. Ona boğuluyormuş, şuna boğuluyormuş. Ya hiç bunlarla ilgilenmeyin artık. Artık yalvarırım Fenerbahçe'ne ilgilenin. Bak artık sadece Fenerbahçe'ne ilgilenin. Sadece Fenerbahçe'ne ilgilenin. Ya Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynasın ya. İsterse sahaya 11 tane saçma sapan adam çıksın. Sana ne yaz? Şahıslardan. Hanginiz çıkıp da bak hanginiz çıkıp da şu cümleyi kurdunuz? Ulan Fenerbahçe rotasyon kadrosuyla ilerleyeni mahvetti. Rotasyon kadromuz bu. Alanya maçında göreceksiniz. Belki o sayı yedek. Ferdi oynayacak 1. Orta sahada Crespo ara oynayacak belki. 3. Solda belki Alves oynayacak. 4. Forvette belki Pedro oynayacak. 5. Bak 5. Belki dörtlü savunma oynayacaksın. Bir adam daha fazla zaman 6. Bakın Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki en büyük transferi Jorge Jesus'tur. Sevgili Doktor Gülkan Kubilay'dan. bunu söylüyor. Haklı. Adamın gram korkusu yok diyor. Tam Fenerbahçe tribünlerin genetiği diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Komisyoncu ilan ediyoruz. Değil mi? Bunu yapan arkadaşlarımız var. Kimse kıvırmasın. İlan ettiniz adamı komisyoncu ilan ettiniz. Yemeyin beni yaptınız. Gustavo Henrique. Şimdi konuşsa da Gustavo performansını. Ya Fenerbahçe'nin bir golü sayılmadı. 2-0 geriye düştü. Öyle bir konsantrasyon kaybı. Bakın Fenerbahçe'nin son yıllardaki kırılgan genetiğinde 2-0'a itiraz etmek yok. Hakeme sallamak var. Ya hakem yüzünden yenildik. Hakem şöyleydi böyle. Bak genetik buna dönüştü ha. Harbi söylüyorum. Fenerbahçe genetiği hakeme sallamaya dönüştüydü. Takım bir de gol atmış, golü verilmemiş ki offside. Ama hoca kalitesini gördünüz mü? Ben size özet olarak şunu söylüyorum. Maçlardan önce kadro ilk 11 tercihleri. Artık bunları çöplemeyi bırakın. Geriye yastan hocaya güvenen. İyi de hocam sen de gidiyorsun Twitter'a yazıyorsun inşallah dersine çalışmıştır falan. Ha belki de benim totemim odur. Ya şu oynasaydı böyle olurdu. Dörtlüye dönmeseydik maçı çeviremezdik falan filan. Herkesin kendince fikrinin olması güzel. Bunu küfürsüz, hakaretsiz söylemek de güzel. Ama dörtliye dönmemiz de değil. İrfan'ın erken golü gazlaması, Altay'ın topu çabuk oyuna sokup asistin asistini yapıp moral bulması, rakibin 10 kişi kaldıktan sonra savunmaya çekilmesi, Fenerbahçe'nin 60'tan sonra rakibi boğması. Bunların hepsi etkili. Eleştirmek için eleştirmeyin. Bakın, Jesus Fenerbahçe'ye ne kazandırıyor biliyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye Kaybettiği kimliği kazandırıyor. Bugün kimlik kaybetmenin maddi anlamda da cezası büyük biliyorsunuz değil mi? Yani çok büyük cezası var kimlik kaybetmenin. Şey i̇şte gazliyemez diye ilan veriyorsun da öyle şey yapıyor. Yani öyle çıkartabiliyorsun. Ya şimdi. Ee, Jesus Fenerbahçe'ye kaybettiği ağırlığı geri kazandırdı. Büyük takım olma refleksinden uzaklaşan Fenerbahçe'deki ölü toprağına attı. Oyunculara diyor ki siz Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Burası Fenerbahçe. Yani burası Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe diyor ki burası Fenerbahçe diyor. Artık şimdi Fenerbahçe taraftarının bir kısmı makineye bağlı. Maç izlemiyorlar. Yorum yapmıyorlar. Mesela bak bu video bile eminim. Yani 3000-4000 izlenecektir. Eminim. Çünkü Fenerbahçe taraftarını diri tutuyor. Bak Fenerbahçe taraftarını Fenerbahçe taraftarı gibi yaşatıyor. Cesur. Şimdi oynadığı oyun hak alkış hak ediyor. Ya kırmızı kart çubuğu başka zaman konuşulur. O çok şey değil. Fenerbahçe'nin her maçta rakibi kırmızı yiyor ya. Çünkü psikoloji bozan, sinir bozan bir top oynuyor Fenerbahçe. Yani halı sahaya gidersiniz, rakibe fark atarsınız da bir yerden sonra çirkefleşirler. Ayağınıza sert almazlar mı? Ya bu da kısmen benzer. Bana, bana göre kısmen benzer. Mesela ilk yarı 60-90 arasındaki oyun ikisinde de Fenerbahçe oyuna hükmediyordu. 45-55 arası bir saçmaladık. Bir kontrol kaybı. Ya ama Avrupa takımları hep böyle 10 dakika top oynarlar. Bunu yaparlar. Bu işte Avrupa takımlarının şeyi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Umarım anlatabiliyorumdur. Ve Fenerbahçe güçlü oyun, temel parçalar dahil olduktan sonra bu grubu lider bitirebilir. İsmail Yüksek ilk yarı istatistikleri. Sadece ilk yarıyı aldım. İsabetli pas 26. Kilit pas 1. Uzun top 2'de 2. Top çalma 2. Geriye koşu 1. Nasıl yağ gibi toplar aldı fark ettiniz mi? Ama maçın başında birçoğunuz eyvah diyordunuz. İsmail'le İsmail'le maç bu kazanılır? Bakın Fenerbahçe'de öyle bir kader var ki. Ya maçın belki de en iyilerinden biri o Samuel. Bak. Şimdi belki de en iyilerinden biri. Lan o kadar adamı çalımla. O kadar adamı geç. Bak o kadar adamı çalımla geç. Son topu ortaya çevireceksin. Çevireme artık başın mı döndü topa mı bastın ne yaptıysan. O top döndü gol oldu. Bir 0 öne geçecekken 1-0 geriye düştün. 2 gol birden bedel. Maçın en kötüsü dediğini İrfancan Can Kahveci, taraftar. Herkes İrfan çıksın, İrfan çıksın, İrfan çıksın. Ama İrfan gitti. Çok zor pozisyonda gol attı. Takımı ateşledi. Rakibi 10 kişi bıraktı. Belki de bir puanı mimarı. Bu arada o sayı Samuel. Renk karşısında girdiği 12 ikili mücadeleden 10 onu kazanmış. Hocam öyle hecelenmiyor. Ben de biliyorum. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. 12'de 12'li mücadele kazanma yüzdesi. Great. Great, performans. Jesus Fenerbahçesi. Serkan Akkoyun da diyor. Jesus, Fener, Jesus Fenerbahçesi'ni yorumlamak kolay değil diyor. Maç öncesi sonrası fazla mesai yapmak lazım. 11'ler, değişiklikler, saha içi oyunlar. Ya bu bakımdan kendimi geliştirmemi sağlıyor diyor. Jesus'a teşekkür etmem lazım diyor. İşte birçok taraftarımız bu kanalda. Hocam sen maçın öncesinde şöyle demiştin. Sonrasında da şöyle demiştin. Bakın ülke puanı. Şu an dikkat etmeniz gereken şey bu. Türkiye Yunanistan'ı altına aldı. Yani Yunan takımlarının İsrail takımlarının kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kazan, yani Fenerbahçe'nin ve bütün Türk takımlarının kazanması lazım. Ukrayna'yı, Rusya'yı altın'ı alalım. Danimarka'yı, Hırvatistan'ı bakın çok güzel bir şans geçti. Şu ana kadar Başakşehir 9 puanlık katkıda bulunmuş. Fenerbahçe 7, Sivas 3, Trabzon 2,5, Konya 2,5 diyor puan katkısı. Rıdvan Dilmen'e çıkmış. Jesus diyor gruptan birinci çıktığı günde çıkıp Ren ya da Dinamo Kiev favori demesin. Ya belki de adam da totem yapıyor. Değil mi? Belki de adam da totem yapıyor. Şimdi gelelim maçın puanlarına. Fenerbahçe 2-0'dan döndü. Valencia penaltıdan attı. Mert Hakan ilk 11'de baş duayı 11'de başladı. Osayi İsmail 3 maç sonra oynadı. Taraftarlar yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Şöyle yaptı, böyle yaptı. İrfan attı, gol vardan döndü. Ee, 10 dakikada 3 gol diyor. Yani 50 ile 60 arasında 3 gol birden olmuş. 52-54'te Fenerbahçe gol yedi. 60'ta İrfan Can'dan F16 geldi. Cesus'tan 3 hamle. Renon kişi kaldı 83'te. Aslında o maçı artı 10 uzatsaydı belki biz atabilirdik daha. Ve ben puanlama yapayım. Altay Bayındır şu anda bir anketimiz sürüyor. Muhtemelen sabah da aynı olacaktır. Videoyu 10.30'a hazırlayayım diye ee, çok beklemeden şey yaptım. Altay Bayındır için özel bir kaleci antrenör ekibi gerektiğine inanıyor musunuz dedim. Yani kısaca Altay Bayındır'da bir süredir performans olarak bir gerileme olduğunu düşünüyor musunuz dedim. %94'lük bir kesim evet diyor buna. Yani Altay Bayındır'da bir gerileme olduğu görüşündeler. Ben de aynısını düşünüyorum. Ama ben şuna kızıyorum. Yani hep e, hep kötüyü görüyorsunuz. İyi de görün. Yani Altay ay, e, mesela Michael Kraft'tan sonra gerçekten kötüye gitti. Gerçekten kötüye gitti. Belki de bir antrenör ekibi geldiği zaman Altay yine müthiş olacak. Ki bir an önce gelmesi de lazım o antrenör ekibinin. Bir duyumum vardı. Hala gerçekleşmedi. Ben de bekliyorum bir antrenör ekibi gelecek arkadaşlar inşallah. Bunu konuştuk. Puanlama yapalım. Altay Bayındır'a 10 üzerinden 6 mı verelim? 6 ideal bence. Çok iyi değildi. Çok kötü de değildi. Mesela ilk golde bir şey yapabilir miydi? İyi kapattı. Zaten top direğe çarpıp direğin içine çarpıp gol oldu. İkinci golde erken çıksaydı. O golü engelleseydi. Belki Fenerbahçe 1-0'dan sonra bir reaksiyon gösterip 1-1 yapıp sonra çevirebilirdi ama olmadı. Gustavo Henrique 9. Neredeyse kusursuz oynadı. Bana bir tane hatasını söyleyeyim. Ha hocam offside'ı bozdu ilk golde. Ben o ilk golün çizgisini görmeden offside'ı bozduğuna kanaat getirmeyeceğim. O golün çizgisi verilmedi. Atilla Salahi, Luan Perez ikisine de 10 veriyorum. Hocam Fenerbahçe 2 gol birden yedi. Nasıl 10 veriyorsun? Ya birinde ataktayken geri döndü. İkincisinde ikinci golde de bir şey var ama yani gol tekrarlara enteresan gösterildi. Bilmiyorum. Ben yine de Salah'ı 7 10, Perez'e de 10 veriyorum. Alioski sonradan girdi. Efektifliğini, kreatifliğini, üretkenliğini gösterdi. Hani ben şapkanın tavşanı çıkarabilecek bir bekim dedim. Ona da 10 üzerinden 8 veriyorum. Kısa süre oynadı. O sayı Samuel. Şimdi o sayıyı 10 vermem. Ne gol var ne asist var. 5 de vermem. O kadar geriye dönüşleri çok iyi yaptım. Rakibin pozisyonunu bozduğu hamleler yaptım. 9 9 olmaz. 8 bence o sayı Samuel 7 ile 8 arasında bir puan aldı. Ee, kaçırdığı o ilk gol diyeyim. Yani içeriye çevirse belki asist yapacak. Bence orada 10 üzerinden 7'yi sabitledi. Orada içeri çevirse o ana kadar 7-7.5 oynarken asist yaptı diye 8.5'a çıkardı. Adile Fenerbahçe 1-0 öne geçeceği için rakip daha çok açık verirdi. Belki de o sayı 10'la bitireceği maç oynardı ama Öyle bir durum var. 7 diyorum o sayıya. İsmail Yüksek 10. Mert Arkan Yandaş 8. Şimdi İsmail Yüksek top çaldı, top dağıttı, top kesti. Rakibi yıldırdı. Mert Arkan Yandaş da top çaldı, top kesti. Ee, rakibi yıldırdı. Ama hani şarkının birinde diyor ya bir şey eksik o da enerji diyor ya. Bir enerji eksikliği vardı Mert Arkan'da. Bu arada ben burada Puanlamamı yapıyorum ama bazı siteler net olarak puanlamalarını vermiş. Bir de onları da merak ettim. Ee, bu maçın özelinde bu maçın özelinde arkadaşlar Fenerbahçe takımına puanlardan bakalım. Ya da benimki bitsin öyle bakalım. Dur. Benimki bitsin. Öyle bakalım. Lincoln 2-7 biraz ofansta et, 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 etken olsaydı daha iyi olurdu. Emre Mor'a puan vermek istiyorum ama 6 puan veriyorum. Çünkü kıpır kıpırdı ama az süre aldı. İrfan Can Kahveci. İlk yarıdaki İrfan Can 10 üzerinden 3. İkinci yarıdaki İrfan Can Kahveci 10 üzerinden 5. Topladık 2'ye bölük 4 çıkıyor hocam. Hayır maçın geneline baktığınız zaman İrfan Can Kahveci 10 üzerinden 7.5'tan 8. Çünkü gol attı. Kırmızı yedirdi. Yani bence 2 puan yani 2 golün atılmasında da mimarlık sergiledi. 8.5'tan 9'u da alabilir ama ilk yarıda kötü performansı 8'e düşürdü. King hiçbir şey yapmadı. Sahada gezindi. Böyle bir dünya yok. King rakip savunmayı perte çıkarttı. Rakip savunma olan şu maç bir bitseydi dedi. King 8. Joshua King 8. Yanlış duymadınız. Pedro. Ben Pedro'dan bir şey anlamadım. Oyuna adapte olamadı. Baştu Ay'ı 8. Önde iyi koğuşlandı. Hava toplarını iyi indirdi. Sırtı dönük. Güzel bir oyun sergiledi ama bir golü bulamadı. Valencia. Penaltı golü. Orada ben olsam kullanmam. Korkarım. Ben olsam korkarım orada. Düşünsene ya. Ben olsam korkar atmam. Bu arada Valencia kart görmemiş. Pedro görmüş. Tiate görmüş o pozisyonda. Bir ona bir ona sarıkart dedi spiker ama azından kart söylemiş. Bir de Majer sarıkart görmüş. Ee, yani durumlar bu şekilde. Ren takımında orta sahada Santa Maria'nın olmaması, Travure'nin kırmızı görmesi, birkaç sakatlığın olması beni sevindirdi açıkçası. Çünkü Kiev ve Ren gerçekten bana göre de favori. Bu maçta böyle olmaları daha iyi oldu. Şimdi puanlamaya geçelim. Ee, i̇statistiksel olarak Altay Bayındır 6.5. Perez 6.5. Atilla Salah 7.3. Gustavo Henrique 6.7 almış. O sayı Samuel 7.3. İrfan Can 7.3. Mert Hakan 6.7. İsmail 6.9. Lincoln 6.8. Ya şu Aking 6.5, baş 6.9 diyor puan ortalamasında. Mesela İrfan Can kahveci maç boyunca ne yapmış? 90 dakika oynamış. Bir gol var. Asist yok. Bir isabetli şutta. İki driplink de denemesinde ikisinde de başarısız olmuş. 61 kez topla buluşmuş. Yani 43'te 32 pas isabeti. 11 hatalı pas. Uzun toplarda 5'te 3 i̇kili mücadelede 5'te 2 kazanmış. Hava topunda 1'de 0 kazanmış. 22 top kaybıyla oynamış. Bir kez offside'a düşmüş. Böyle bir performans. Ben İsmail Yüksek'i merak ettim. Maçın genelinde. 71 kez topla buluşmuş. %90 pas isabeti. Bir anahtar pas. 5'te 5 uzun top isabeti. 9'da 3 ikili mücadele kazanma ya. Çok az ya. Ama 3'te 3 hava topu kazanma. Düşünün yani. Şimdi Mert Hakan'a bakalım. Mert Hakan'ın şeyini çok merak ettim. İkili mücadeleyi. 10 ikili mücadeleden 3'ünü kazanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bir gece yaşandı. Hocam uzun lafın kısası. Fenerbahçe sence ne kazandı ne kaybetti? Bence Fenerbahçe 3 puan kazandı. Bakın bir puan demiyorum. 3 puan kazandı. Rakibi eksilterek... Zorlu Kiev maçlarında rakibe büyük bir çelme taktı. Yani grupta liderliğin e, belki de el değiştirmesini kendimize doğru gelmesini sağlayacak hamle yaptı. Belki de e, ayrıca ayrıca rakiplerin birbirine düşmesini sağladı. Ve takıma gelen inancı da herkes tarafından ee, yani herkes tarafından takıma verilen inancı da arttırmış oldu. Bu böyle bir durum arkadaşlar. Yani bu böyle bir durum. Ama hani mağlup, galiptir bu yolda mağlup olan mı diyor. Şimdi Alanya maçına odaklanmamız lazım. Altay, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Emre Mo, İrfan Can, Serdar Dursun. Sahada 3 yerli mecburiyetim var. Ve hiçbir süperlik takımının yerleri bu kadar kalbur üstü değil. Standart üstü değil. Gömmeyi gerçekten bırakıp takıma destek olmaya başlayalım. Başka takım yok. Eğer erkeksen şunu yap bunu yaptım demiş ya Jesus Ben de size diyorum ki eğer Fenerbahçeliyseniz hadi bu maça özel olarak bu videoyu beğenin. Bu videoya şey, kanalımıza da abone olun. Birlikte 26.400 olalım Alanya maçına kadar. 26.400 olsak da o maçı kazanırız inşallah görüşmek üzere